Allah beni affeder mi acaba? Rahman'ı inkar et. Tövbe de. İstiğfar et. Aklından sil. Allah onu affetmez. Rahman'ı inkar et. Tövbe et. İstiğfar et. Ağzını topla. Aklını topla. Kalbini topla. Ya Allah beni affedemez mi diyorsun? Allah'ın affından büyük günah işleme cüretinde bulunabilen var mı? Yani kul böyle bir günah işleyebilir mi? Allah'ın affından daha büyük bir günah olabilir mi? Sen kendini ne zannediyorsun? Demezler mi adama? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen Rahman'ın Rahman oluşunu bilememişsin. Sen Rahman'ı kavrayamamışsın. Sen Rahman üzerine düşünmemişsin. Sen Rahman ismini anlamamışsın. Eğer Rahman ismini anlasaydın, böyle konuşmazdın. Böyle konuşmazdın. Allah'ın rahmet okyanusunda varlığın tüm günahlarını toplasanız ne eder ki Allah? Dolayısıyla Rahman ismini kavramak aynı zamanda görüyorsunuz. İnsanı tevbeye yaklaştıran, insanı istiğfara yaklaştıran, insanı Allah'a yaklaştıran bir boyut var. Zaten her esma kendisine tutunarak Rabbimize ulaştığımız yukarıdan sarkıtılmış bir ip. Sebep Arap dilinde. Hurmanın üstüne takılarak aşağı uzatılan merdivene sebep denir. Evet. Fe'etba'a sebebe. Tutunur ve hurmanın tepesine çıkar, oradaki hurmaları indirmek için. Dolayısıyla Rahman da bize arştan ip uzatmış. Esmanın meyvelerini derelim diye, toplayalım diye. Eyvallah.